$3 million. Bidding in London. Bidding in London, thank you very much. $3,200,000, thank you very much. $5,500,000, now with Rachel, at 5-5. Six, please. $6 million, thank you very much. New York, bilim insanlarını çok sinirlendiren bir açık arttırmaya ev sahipliği yaptı. Paleontologlar tarafından değeri paha biçilemez olan tam 67 milyon yıllık Stan adındaki T-Rex fosili müzayedede açık arttırmayla satıldı. 7-5 Barrett White now. 9 please. 9 million. 9-5 in London please. 9,500,000. This time with James Hislop. Amerika'nın New York şehrinde Londra merkezli müzayede evi Christie's dudak uçuklatacak bir satışa ev sahipliği yaptı. Müzayede öncesinde 6 ila 8 milyon dolar arasındaki rakamlara satılacağı tahmin edilirken bu tahminlerin neredeyse 4 katı fiyatına tam tamına vergiler dahil 31.85 milyon dolara alıcı buldu. 67 milyon yıllık Stan adındaki T-Rex dinozor fosili bugüne kadar satılan en pahalı dinozor iskeleti olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştır. Yeni sahibinin kim olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Stan'in en dikkat çeken yönü neredeyse eksiksiz ve mükemmel şekilde korunmuş kafatasıdır. Şimdiye kadar keşfedilen en iyi T-Rex kafatası olarak kabul edilmektedir. Kazıdan önce kemikler birbirinden ayrılmış olsa da bozulmamış durumdaydı ve araştırmacılar tarafından çalışmak için ideal bir fosildi. Yaklaşık 4 metre boyunda, 12 metre uzunluğunda ve 188 kemikten oluşuyor. Bilim insanları dinozorun sağlığında ağırlığının 8 ton civarında olduğunu tahmin ediyorlar. En uzun dişi ise yaklaşık 30 santimetre. Bilim insanlarının Stan'in fosilleri üzerinde yaptığı incelemede dinozorun yaşamı boyunca çok sayıda saldırı ve hastalık geçirdiğine dair belirtiler olduğunu söylüyor. Kafatasının ve kaburgasının arkasındaki delinme yaraları ise bir başka T-Rex tarafından ısırıldığı tahmin ediliyor. Stan'in kafatasında görülen bir takım düzensizlikler, çenesinin her iki tarafında bulunan ve kenarları düzleştirilmiş asimetrik delikler içeriyor ve bunların da iyileşmiş yaralar olduğu sanılıyor. Stan'in ölümüyle ilgili yaşlılık, yaralanma veya parazit enfeksiyonu gibi bir teori öne sürülse de tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.